Altın son süreçlerde yükselişini devam ediyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna'daki olan savaş durumundan, bir de yakın zamanda yaşadığımız Orta Doğu'daki İsrail-Filistin çatışmasından dolayı. Üçüncüsü de eklemek istediğim enflasyon verilerinin yüksek olmasından dolayı altın güvenli liman özelliğini korumakta. Bu vesileyle altın yükselişi devam ediyor ve devam etmekte olacak. Altın her zaman alınabilecek bir yatırım aracıdır. Düğün sezonunda malum bizde bayağı bir altın satılıyor. Her zaman altın alınabilir. Çünkü altın özelliği nedir? Güvenli limandır. Fiyatlar baktığımız zaman 24 ayar külçe altını 2590. Çeyrek de şu anda 4260. Altın emtia yüksek fiyat olduğu için sahtekarlar tarafından bu tarz şeylerde maalesef altın olayda da görüyoruz. Ha bunu önüne geçmek için ne yapmak lazım? Çok güvenli olan markaları tercih edin. Güvenli insanlardan tercih edin. İnsanlarımıza, toplumumuza söylemek istediğimiz altın olayına biraz dikkat edelim. Çünkü emtia fiyatı yüksek olduğu için sahtecilik maalesef yaygın durumda. Dikkat edelim lütfen. Markalı olan, geçmişi olan, esnaf insanlarda tercih edilse daha iyi olur en azından. Altın fiyatları şu an yüksek, bayağı yüksek. Fiyat olarak mesela 24 has altın 2590 satışımız. 22 ayar 2370. Tam altın 17.030 şu an. Çeyrek 4260. Yarım 8520. Şimdi düğün sezonu başladı tabii ki. Şimdi bu fiyatlar düğün sezonuyla falan alakası yok yani şimdi. Bu Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bir şeydir bu zaten. Görüşümüz daha da yükselir diye düşünüyoruz yani. Sahte altınla gerçek altını ancak kurumcular anlar, bu işi işten anlayanlar ancak anlar da sesinden anlaşılır, renginden. Altın fiyatları sürekli zaten yükseliyor. Yatırım için de ne zaman paranız olursa altına yatırın. Sürekli kazandıran altındır. Yani hedefimiz yine 3000 bekliyoruz gram olarak. Altın zaten sürekli kazandıran bir madde. Düğün sezonu da zaten yaz sezonudur. Altın sürekli aynı şekilde tekrardan alınır. Sahte altın piyasada bu aralar çok. Renktir, sestir, tabii onlar da biraz katkı kazandırıyor. Yalnız ayar evine gitmesi lazım. Hani çok düşük ayar var piyasada. Yok, bu yükselişten memnun değiliz tabii. Yani para yok piyasada, zaten müşteriler alamıyor, gücü yetmiyor.